Arkadaşlar merhaba, bugün 1 bölü 1000 inç kumpasının nasıl okunduğu hakkında bilgi vereceğim. İlk olarak arkadaşlar 1 bölü 128 inçteki gibi burada 0 ile 1 arasında 1 de dahil kaç tane çizginin olduğuna bakıyorum arkadaşlar. Burada tek tek saydığımda 40 tane çizginin olduğunu görüyorum. Yani 1 ile 0 arası 40 tane eşit parçaya bölündüğünü görüyorum. O zaman 0'ın yanındaki 1'in çizginin 1 bölü 40, 2'nin çizginin 2 bölü 40, 3 bölü 40, 4 bölü 40 buradaki 1 inçin 40 bölü 40'a tekabül ettiğini görebiliyorum arkadaşlar. Aynı şekilde buradaki 1, 2, 3 de 1 inç, 2 inç, 3 inçe tekabül etmektedir. 1 bölü 128'lik kumpastaki gibi. Şimdi arkadaşlar yukarıki vernier kısmına baktığımızda burada bizim kumpasımızın hassasiyetini belirtmiş. Bu sayının nasıl bulunduğunu anlatmayacağım. Çünkü direkt genel olarak bütün kumpaslarda hassasiyetler belirtiliyor. Burada şunu ifade ediyor arkadaşlar. 0.01 inç, 0'ın yanındaki 1'in çizgi, 0.002 inç, 0.003 inç, 4'ün çizgi arkadaşlar 0.004 inç, 5'in çizgi ise 0.005 inç yani veya 25'in çizgi 0.025 inç gibi okunuyor arkadaşlar. Şimdi kompasımızı okumaya başlayalım arkadaşlar. Bir diğer husus arkadaşlar, burada 1 bölü 40 diye değil de 0.025 diye okuyacağız. Şimdi başlayalım okumaya arkadaşlar. Kaçı geçtiğine bakıyorum. Gene aynı şekilde tam sayılarda kaçı geçmiş arkadaşlar? 1'i. 1 virgül diyorum. Bakın kaçın çizgiyi geçtiğine bakıyorum arkadaşlar. 4'ü geçmiş. 4'ün yanındaki 1. 2. 3. çizgiyi geçmiş arkadaşlar. Her çizgide kaçtı arkadaşlar? 0.025. Yani 4'ün yanındaki 3. çizgi kaç oluyor arkadaşlar? 4'ün yanındaki 3. çizgi kaç oluyor? 0.075. O zaman ben şöyle okuyorum. 1,475. çizgiyi geçmiş. 1,475 artı bizim vernier kısmında kaçıncı çizgiyi, vernier kısmındaki çizgilerin cetvel kısmındaki kaçıncı çizgiyle çakıştığına bakıyorum arkadaşlar. Buradan ben baktığımda 16. çizginin çakıştığını görüyorum arkadaşlar. O zaman diyorum ki 1,475 artı 0.016. Bunları topladığımda ben inç ölçümü bulabiliyorum. Bir aralık daha açayım arkadaşlar. Bir daha okuyalım. Şöyle getireyim. Şimdi arkadaşlar ilk olarak neye bakıyorduk? Kaçıncı tamı geçtiğine. Kaçı geçmiş? 3'ü. 3 virgül diyorum. Daha sonra bakıyorum nereye geçmiş? 2'nin yanındaki 1. çizgiyi geçtiğine görüyorum arkadaşlar. Yani bizim her çizgimiz kaçtı bu 4 ila 5 arasında arkadaşlar? 0.025 ilerliyordu. 2'nin yanındaki 1. çizgiyi geçmiş. 3,225 diyorum arkadaşlar. Daha sonra vernier kısmındaki kaçın çizginin çakıştığına bakıyorum arkadaşlar. Buradan baktığımda ben 10. çizginin çakıştığını görüyorum. 3,225 artı 0.010. Topladığımız zaman inç ölçümüzü buluyoruz. Bir aralık daha ayarlayayım arkadaşlar. Eğer şurada kafanız takıldıysa arkadaşlar bakın 8 ila 9'a bakıyorum. Bakın burası 825, 850, 875 arkadaşlar 900. Bu şekilde okuyacaksınız. Veya 6 ile 7 arasında 6 ile 7. çizginin arasındaki sayıları okuyorum şu an. 625 yani 1,625, 650, 675, 700, 725, 750, 775, 800. Bu şekilde okuyacaksınız arkadaşlar. Şimdi ben bu kumpası okuyorum arkadaşlar. Bu ölçüyü okuyorum. Kaçı geçmiş? 1. çizgiyi geçmiş. 1 virgül diyorum. Daha sonra buradaki hangi çizgiyi geçtiğine bakıyorum arkadaşlar. Bakın 8'in yanındaki 3. çizgiyi geçmiş. O zaman kaç diyorum? 1,875. Daha sonra vernier'de hangi çizginin çakıştığına bakıyorum arkadaşlar. Bakıyorum. 9'un çizgi çakışmış. 1,875 artı 0.009. Bunun her ikisini topladığımda sonucu buluyorum. Son olarak bir ölçü daha ayarlıyorum. Şöyle getireyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorduk? İlk olarak kaçı geçtiğine bakıyorum. 5'i geçmiş. 5,
Bakın 7'nin yanındaki ikinci çizgiyi geçmiş. 5,750. Çünkü ikinci çizgiyi geçmiş 7'nin yanındaki. Daha sonra vernier kısmındaki kaçıncı çizgiyle çakıştığına bakıyorum arkadaşlar. Ben buradan baktığım zaman 8'in çizgine çakıştığını görüyorum. Ne diyorum o zaman? 5,750 artı 0,008 diyorum. Her ikisini topladığımda 1/1000 inçlik kumpasın okunuş şeklini buluyorum arkadaşlar. 1/1000 inçlik kumpasın okuma şekli de bu şekilde arkadaşlar.